Çıldırma. Kızım, onun kaşı var, onun gözü var diye zaten başıma kaldın sen, başıma. Anneciğim, biz Tolga'yla... Tolga'ymış, tırt Tolga. Ya anne ya. Kızım, çocuğun seninle ilgilendiği bile yok. Tolga aşağı, Tolga yukarı, bir metre yol alamadın, bir metre. Bak anneciğim, aslında Tolga da beni seviyor. Ama... Çaktırma. Ben şimdi sana bir çakarım. Anne yine cephaneni toplamışsın yanına. İsabet etti. Rahatladıysan şimdi artık kahvaltımı yapmak istiyorum. Yok efendim, sana artık bu evde kahvaltı mahvaltı yok. Heh. O niye o? Kendine uygun bir koca bulmadıktan sonra sana bu evde hiçbir şey yok. Damat istiyorum, git kendine bir koca bul gel. Anneciğim, sen iyice delirdin. Senin damat krizin tuttu diye sokak sokak çıkıp koca mı arayayım? Sokak sokak, şehir şehir, ülke ülke. Nereden buluyorsan bul, damatsız dönme bu eve. Ay falan her gün telefon edip soruyor ne olacak bu kızın durumu diye. Sen ona de ki biz turşusunu koyduk, olunca sizi de bekleriz. Rahmetli abim mürüvvetini göremeden gitti. Bari biz görelim diyor. E haklı kadın. Eğer orada adam bulamazsanız... bol diyor. Nerede? Zonguldak'ta. Eğer burada uygun bir adam bulamazsak oraya gideceğiz. Ay, halan sana en kralından bir koca bulur. Ben şimdi anladım. Siz halamla kumpası kurmuşsunuz, beni de zora koşuyorsunuz. Ben Zonguldak'a falan gelmem anneciğim. Kızım, halan hele bir damat adaylarını bulsun, ondan sonra konuşuruz bunu. Anneciğim. Peki ya aşk? Ay peki ya aşk? Ay dünkü Serpil bile iki güne evleniyor. Ya Kenan'a aşık işte, o yüzden evleniyor. Kızım bırak şu aşkı falan. Yalan dolan bunlar, yalan dolan. Anneciğim aşka nasıl yalan dersin ya? Tolga'ya olan aşkımı yıllardır en iyi sen biliyorsun. İyi de kızım, Tolga sana aşık değil. E bakma bana öyle, yalan mı? Ben aşığım. Önemli olan da bu. Ben aşığım ya. Üf. Bak, bak. Sakın koca bulmadan, bana damat getirmeden gelme bu eve. Bak, bak. Sen duydun mu? Aşkım. Kenan abi, Serpil abla geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Çeyizimde eksik bir şeylerim vardı, onları tamamladım. Hmm. Ya Kenan ne yapıyorsun? Lan yürü git. Ya var mısın çocuğa? Sen ileride böyle mi baba olacaksın? Ya kızım şunun tipe bak ya. Evlat olsa sevinmez mi? Lan bas git. Bak gel gel, çeyizime neler aldım sana göstereyim. Evet. Şunu kınan için aldım mesela. Gelin şunu da öpeyim. Hadi. Güle güle kızım, güle güle oğlum. Dikkat edin birbirinize. Tamam. Tamam, derslerinizi iyi dinleyin. Hadi. Kimseye belli etmeyin diyorum.
kol kırılır, yen içinde kalır diyorum ama yetti artık. Politikacılar gibi evlenmeden önce attın, tuttun, attın, tuttun. Sonra bütün vaatler çöp. Aslında var ya, kadınlara 4 yılda bir sormaları gerekiyor. Hala bu adamla devam mı diye. Hayatım, bu soruyu bana sorsan olmaz mı? Tamam mı, devam mı diye. Ha sen boşanmak. Sen boşanmak istiyorsun. Ha boşanmak mı istiyorsun sen? Ya sabır. Hay sabır sana değil, Sabır bana lazım, bana. Evin yükü, çocuklar hepsi benim sırtımda. Hayatım, ben işe geç kalıyorum. Ha git tabii, git. Kaç bakalım, kaç. Ha nasıl olsa ütünü de yemeğini de birileri yapıyor değil mi? Hayatım, yemeği sadece bana yapmıyorsun. Çocukları da yapıyorsun. Eğer ütüyü de dert ediyorsan yapmayıver, olur mu? Ha desinler ki sonra, şunun karısına bak, bir ütü bile yapamamış. Bunu mu istiyorsun Burak sana? Ben kendimi öyle kolay kolay ezdirmem. Ezdirmem ben kendimi Burak'cığım, tamam mı? Hayatım, işe geç kalıyorum, akşama görüşürüz. Bir dakika. Ne bu tavır? Ha? Ne bu tavır? Sen böyle yaparak üste çıktığını falan mı sanıyorsun ha? Fare mi o? Ne? Kaç bakalım, kaç. Haberi. Ay. Ne bu halin, ne oldu? Abla ya, bu annem iyice delirdi. Halamla birlik olmuş, Zonguldak'a bana koca bulmaya gidecekmişiz. Aa. Ya, sonra da kendine koca bulmadan dönme deyip beni evden kovdu. Bah. Aa. Ya mahallede kim evlense kabak benim başıma patlıyor. O Serpil'in de alacağı olsun. Ay ne vardı öyle hemen evlenecek? Daha yaşı küçük. Hem hani sıralı gelin olmak makbuldü. Ah kusura bakma ama sen de kendi sırana tur bindirdin. Serpil'in ne kabahati var? Sen nereye, dükkana mı? Evet, yemek götürüyorum. Hı. Lokantadan yiyemezmiş beyim. Aman bırak, maksadı beni yormak. Allah aşkına. Ha Zerrin, bak Zerrin hala yemek taşıyorum, görüyor musun? Ay uf, ay. Yani benim gereksiz bilgilere ihtiyacım olursa söz gelip ikinizi bulacağım. Çok da umurumda. Aa, ay abla ne lanet karı ya. Keşke ikimiz de erkek olsaydık da şuna bir temiz sopa çekseydik. Ay Tolga, abla nasıl görünüyorum, saçım başım nasıl? Ay, İyi. Ay keşke çıkmadan önce makyaj yapsaydım ya. Ya kızım sen uğraşıyorsun ama bu çocuk... Abla sen de başlama ya. Tolga olmaz, annen haklı. Kafası 10 karış havadan. Cunsuzun teki. Aklı kim bilir kimlerle. Ay çok biliyorsun. Ay geldin. Tolga. Ne haber? İyi. Senden? İyi benden de. İşte mahallede yine bir düğün telaşı. Aşıklarımız evleniyor. Ay hayırlısıyla sen de münasip birini bulsan. Aman eksik olsun Züleyha abla. Ben böyle çok iyiyim. Ha. Vallahi ben de hep öyle diyorum. Bekarlık sultanlık. Ama öyle Zonguldak'tan görücüler falan. Ay bir rahat yok. İyi, güzel. İyi. Ama gel de anneme laf anlat canım. Yani ben aşk olmadan olmaz diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yavrum seni tutmayalım. İşin gücün vardır, güle güle. Yürü. Ay neredeyse çocuğa evlenme teklif edecektin ya. Ay ne alakası var ya? Bekarlık sultanlıktır dedim ya. Aa, gözlerin tek taş gibi parladı. Gazı alsan nikah dairesine kadar koşacaktın. Var ya, Şebnem dışında hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Üf! Şebnem'miş. Bozacının şahidi Şıracı. Daha ne kadar sürer bu? Hele şükür gelebildin. Nerede kaldın? Sorma. Senin o çok sevdiğin arkadaşın yok mu? Onun yüzünden geç kaldım. Çiğdem'e laf söyletmem canım. Kesin sen sinirlendirmişsindir onu. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sabah tersinden uyandı yine. Bağırdı, çağırdı. Stresini atsın diye ben de karşısında öylece durdum. Sonuç işe geç kaldım. Kadınlar her zaman haklıdır canım. Hah. Ben de kime ne anlatıyorum. Patron sordun mu beni? Yok. O da geç kaldı bugün. Ya şaka bir yana, siz Çiğdem'le iyisiniz değil mi? Of. Vallahi bilmiyorum ki. Dırdırcı karılara döndü iyice. Evlenmeden önce anne babalarımız gibi olmayacağız diye birbirimize söz verdik. Ama hak getire.
Evlilik yüzünden. Evlenmeseydiniz huylarınız da değişmeyecekti. Böyle özgürlüğü kaybedince kafayı yiyorsunuz. Vallahi bana bir şey olmadı. Ama Çiğdem öyle mi? Hele çocuklardan sonra evrim geçirdi biliyor musun? Ay hadi canım sen de. Öf. Eskiden çiçekler, hediyeler, ne maskaralıklar yapıyordun. Şimdi yıl dönümünüzü bile ben hatırlatıyorum sana. Ya ben kendi doğum günümü bile hatırlamıyorum. Siz kadınlar öyle misiniz? Evlilik yıl dönümü, doğum günü, neredeyse ilk bakıştığımız anı bile kutlayacaksınız. Canım, gülü seven dikenine katlanır. Katlanıyoruz canım, katlanıyoruz. Ama bir de birbirimizi bir anlasak. Birbirimizi bir anlamaya çalışsak. Ama siz kadınlar yok mu siz kadınlar? Şeytan gibisiniz mübarek. Ya şeytan abi. Buyur canım. Lucifer. Küçük Lucifer'im. Buyur. Biz yüzyıllardır ne yapıyoruz? Ya sana bunu kaç defa anlattım acaba ya? Ne yapacağız diye bir şey var mı? Kıyamet gününü bekliyoruz. Çünkü Deccal buraya geleceğiymiş. O gelene kadar türlü çeşitli kötülükler yapacağımışsık. Ondan sonra o buraya gelince savaşlar edeceğimişsik. Sonra da bitti. Anlaşıldı mı? Ona kötülük, buna kötülük. Çok stresli iş ya. Biraz makara yapsak ya. Ya bu melek bu kelimeleri nereden buluyor ya? Bunun kesin. İçeriden tanıdığı var. İçeriden tanıdığı olmazsa olmaz. Makara diyorum abi, makara. Ya oğlum, şeytanlık ciddi bir iştir. Ne makarası? Mesela Deccal abi gelene kadar biraz eğlensek, erkekleri kadınları yer değiştirsek. Sen ne gerizekalı bir şeytansın ya. Ha? Çapsız. Kıt akıllı. Ya sen geçen sefer de aynı şeyi söyledin. Tuttun, geri dönüşünü beceremedin. Beceremedin. Senin yüzünden sıradan bir kabilenin kadınları tarihe Amazon kadınları olarak geçtiler. Zaten o zaman her şey elle yapılıyordu. Şimdi teknoloji var. Zaten bütün dünyayı değil abi. Ha, nereye? Bak işte burası. Şeytan çıkmazı sokağı. Yok orası olmaz la. Ora vallahi gerçekten olmaz. Çünkü orayı büyüğümüzün sevdiği adamlar yönetiyor. Zamanında biz de oraya çok adam soktuk. Hadi ne olur de, evet de, ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur yapalım şu işi ya, ne olur ya. Ya Lucifer. Sen, ya aslında sana ne diyeceğim biliyor musun? Sonucunda şunun şurasında yaşadığımız 7 milyar 600 milyonluk yıldır aldığımız 8 trilyon nefes. Değiştir bakalım. Yeter artık, bıktım senden. Kalk kızım artık, kalk. Kendine bir çeki düzen ver de bir iş bul. Kime diyorum ben? Kaçta geldin gece? Bilmiyorum. Biz de zamanında genç olduk. Biz de yedik, içtik, gezdik, tozduk. Ama serserilik de bir yere kadar dedik, bıraktık. Ben senin yaşındayken hem kardeşlerimi okutuyordum... ...hem de evimin geçimini sağlıyordum. Ya bravo anne sana. Bak benle doğru dürüst konuş, çakarım bir tane ha. Hadi kalk da bir iş bul kendine. Tolga'nın annesiyle kahvede konuştuk. Sen iş bulunca sizi hemen baş göz edeceğiz. Ya anne! Ya ben istemem o Tolga'yı. Elektrik alamıyorum ondan. Elektriğe ne gerek var? Babasının kuzusu, namuslu olan, ağzı var, dili yok. Ya ben istemem o evde kalmışı. Ay sen sanki çıtır çerezsin, bir işin bile yok. Dua et ki oğlan sana aşık. Kimse kapmadan evlen o çocukla, torun getir bana. Ben gönlünün prensini bulmadan evlenmem anne, işte o kadar. Defol git hadi. Çabuk.
Çabuk ol, çabuk sallanma. Tamam, bazı istekler de değişmiyor, biliyormuş. İnsanoğlunun üreme sevdası. İlle bir birbirlerini... Değiştir başka yere, sıkıldık la. Çiğdem, kahvaltı hazır hayatım. Geliyorum. Ay. Hayatım. Kenan'a da bir hediye almak lazım. Bak çocuğun bizde emeği var. Ayrıca çocuğun ihtiyacı da var. İyi de çocuk. Bizim de ona bir şeyler yapmamız lazım, bir katkıda bulunmamız lazım, değil mi? Bana biraz para bırakır mısın? Burak. Bak. Fazla aşırıya kaçma. Reklamcıyız diye biz burada para basmıyoruz. Haklısın hayatım. Ya. Burak ya. Akşama bir kuru pilav yapsana. Canım çok çekti. Tabii canım. Sen istersin de yapmaz mı? Ama bak. Babamın tarifiyle yapam. Neydi o senin geçen gün yaptığın ya? İki gün çıkamadım tuvaletten. Bozma sen de beni, tamam. Bu sefer 8 saat suda bırakacağım. Ayrıca sirkeli suda bekleteceğim. Saat kaç olmuş? Bugün benim sunumum var, geç kaldım. Çocukları uyandırmayı unutma. Geç kalmasınlar okula. Tabii ki hayatım. Hadi git, işin gücün rast gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Bol kazançlı, güzel bir gün olsun inşallah. Abi biz bunları değiştirdik de erkekler dırdırcı olmadı ki. Evet la, olmadı. Dırdır demek ki çok kadınsal bir durum oluyor. Erkekler var ya, kafasına vur, ekma elinden al. Mal la bunlar. Ama kadınlar bunu niye anlamıyor? Kadınlar bunu bir anlasa var ya. Oo, o zaman sen dünyanın halini gör. Güzel olur lan. Vallahi güzel olur. Vay vay vay. Analar neler doğuruyor. Üfbe. Aman beyefendi, bu kibar ellere bu bavul yakışıyor mu? Hiç yardım edeyim. Yok sağ olasın, Allah razı olsun. Ya yardım edeyim ya. Yok vallahi olmaz. Ya ağırdır, yardım edeyim. Vallahi olmaz, gerek yok, sağ olasın. La oğlum Metin! La Allah'ına kurban, la şerefsiz, Allah'ına kurban oldun. Ne var vermeyeyim, hoş geldin. Ya abla ne bileyim, öyle aniden kaçtım geldim. Bu karının senin yanında ne işi var? He, o arkadaş sağ olsun valizi taşımama yardımcı oluyordu. Yok ya, ne yardımı? Alt tarafı ucundan tutuverdik. Bak Berrin. Ben böyle ucundan mucundan hiç anlamam, hiç de hoşlanmam. Böyle kıçına basarım tekmeyi, uzak dur yanımda ya. Anladın mı? Ya ne yaptık ya, yardım ettik. İstemez, kalsın senin yardımın. Yürü sen de be, yürü. Koçum benim, bırak lan, taşıyamayayım zaten. Ya, bırak ya. Vallahi olmaz. Ya bırak derim sana lan. Ulan anam babam ne yapıyorsun lan Matin ha? Ya sağ olsun hepsi iyi ya. Ya niye haber vermeyin oğlum, gelip alırdım seni. Ne manyak karı lan bu. Beroş, Beroş'um. Ha? Çıktı yine bizim Juliet. Ne var be? Demin konuştuğun o çirkin erkek kimdi? Nereden gelip nereye gidiyormuş? Kastamonu'dan gelip Ardahan'a gidiyormuş. Otobüs de burada mola vermiş. Allah'ım ya. Ya abla, bir gün şu uyuzu atlatsam böyle 40 takla atacağım ha. Ha ha, sen öyle diyorsun ama... Anneler aralarında anlaşmışlardı senle Tolga'yı. Na, rüyalarında görür onlar. Yapma ya. Çocuk yanık sana. Yazık. Her sabah iki dirhem bir çekirdek balkonda oturuyor sen geçeceksin diye. Ya bana ne abla ya? Bana ne? Zaten o uyuz Tolga yüzünden annem beni evden kovdu. Aa, yalnız Tolga yüzünden mi kovdu?
Yani bir de iş durumu var tabii. Annen haklı. İş araman lazım. Ya iş var da biz mi yapmıyoruz? Bak senin durumuna. Soranlara işim var diyorsun. İş mi bu şimdi? Aa, ne yapalım? Ana mesleği idare ediyoruz işte. Etraf market dolmuş, hobiler kobi olmuş. Sen de idare et bakalım. Zevzeklik yapma. Ya abla be, bana şuradan böyle kayıntı bir ekmek arası bir şeyler yapsan ya. Nasıl karnım kazınıyor? Daha kahvaltı etmedim ya. Yaz defteri, bekle baharı. Sana kaç kere dedim, gel şurada servis elemanı olarak çalış diye. Ya olur aslında da. Borcumu silecek misin Johnny'ko? Bitirim. O buradan geçen delikanlı kimmiş? Zerrin akrabasıymış galiba. Lan Metin. Peşinde değiller demesin değil mi? Yok abla, eminim. Zaten gece yarısı mektup bırakıp kaçtım. Sabah görmüşlerdir. Üf, iyi yaptın da yani. Of Metin ya! Ya diyelim böyle akıllarına geldi, çıktılar, geldiler, buldular seni. Burada ne yapacak? Yani sanmam abla. Seni hatırlamazlar ki. Zaten akıllarına bile gelmez. Adresin de yok. Ya orası öyle de. Neyse, şu telefonu bir kapatak. Anladın mı? Ararlarsa ulaşamasınlar. Onu şöyle bir halledeyim. Ama yani Metin böyle olmaz yani. Bizim bir şey düşünmemiz, hazırlıklı olmamız lazım. Bizimkiler delidir biliyorsun. Hah, buldum Metin. Değilim evin adresini buldular. Geldiler. Senin de bana kaçtığını öğrendiler. Çıkacağım karşılarına bu mor saçlarla. Bir de böyle konuşursam hayatta zerrin oldum anlamazlar. Ya abla zaten ben zor tanıdım seni. Sen bir de neren işi vesile konuştun? Kulağa bir hoş geliyor. Değil mi, değil mi? Oğlum ben bizimkilerden kaçmak için Kıbrıs Adası'na kaçmadım mı? Kaç yıl kaldım orada, kaptım şiveyi, yarım Kıbrıslı olmuştur. Ya hele bir anlatsana, nasıl bir yerdir bu Kıbrıs abla ya? Of oğlum ya, kısmet olsa da götürsem seni. Yani anlatılmaz yaşanır bir adacıktır kendi. Böyle deniz, güneş, kumlar, havuzlar, karılar, kızlar, mankenler, bütün artistler orada ya. Cennet orası ya. Yani böyle 12 ay tatil yapıyorum. Abla sen de zor durumda bıraktıysan kusura bakma. Ama eğer kaçmasaydın beni Emine teyzeyle evlendireceklerdi. Haberin var mı? Ne? Bizim Emine teyze? Ulan onun götünün kılları kadayıf olmuştur. Hala da evleniyor. Ne yapalım? Töre böyleymiş. Ya ben ta böyle törenin... Tövbe tövbe ya. Şeytanın aklına gelmez oğlum bu. Benim aklıma geldiydi, he? Anlamadım usta. Benim aklıma geldiydi, ben yaptım. Lan, Lucifer, çapsız. Hala sadece sen bu mahalleyi değiştireceydin. Elim kaymış olabilir usta. Galiba bütün bu bölge değişti böyle. Sen nasıl şeytan oldun lan? Torpilin mi var oğlum senin? İçeriden bir tanışıp bulup kendini oraya öyle mi soktun lan gerizekalı? Günaydın kanka. Ne haber? Oo, haberler sende kanka. Ne iş? Hadi ya, o kadar belli oluyor mu? Ya dün iki tane İsveçli attım da eve. Vallahi şu anda hiçbir yerim tutmuyor kankası. Ne olacak senin bu halin? Ne var halimde ya? Yahu yaşın 30'u geçti. Gel seni şu aşağı mahalledeki Rıza'yla evlendirelim. Çiçek gibi, mis gibi çocuk. Hamarat. Eline kadın eli değmemiş. Ya bir dolma sarıyor. Tek bir pirinç tanesi dışarıda kalmıyor. Düşün. Rıza ne ya? Monogami bana göre değil kızım. Ya sen de başımıza entel kesirdin ha. Yürü git. Kadındaki şansa bak ya. Tek başına lotodan 10 milyonu götürmüş. Vay be, çok iyi para. Kanka, sana bu kadar para çıksa ne yapardın? Aç öyle hayır işi yapardım kanka. Vay vay vay. Kankamdan beklenmeyecek hareketler bunlar. Ne ayrı?
Kıbrıs aktarmalı Las Vegas yapardım. Böylece bütün kumarhanelere de hayrım dokunmuş olurdu. Nasıl? Yakışır, yakışır. Şut hareket. Yakışır. Ben ilk Nur Hanım'ın yeni sekreteriyim. Kendisi şu an odasında sizi bekliyor. Evet, sekreter bey. Buyurun. İsminiz neydi? Abdul Talip. Vay. İsimde de sıkıntı yok. Gerekirse Abdül'e de talip oluruz. Pardon, anlamadım. Şimdi sevgili Talip Bey. Buyurun. Şimdi bir odan dışarı çıkıyorsunuz. Evet. Oradan dışarı çıktığında sola dönüyorsun. Evet. Orada bir banka var. Bankayı gördüğünüzde hemen düz aşağı doğru inin tam karşınızda. Neymiş o tam karşındaki? Bu öğlenmen hemen yiyeceğimiz yer. Yok Kasım, ben daha önceki iş yerimden de böyle menemen olayı yüzünden ayrıldım zaten. Nasıl ya? Yahu sen var ya, iyice ve iyice manyaklaştın artık ha. Uçanda kuşlara talip oldum. Ben Abdül'ü isterim kanka. Yürü yürü, patron bekliyor kanka, hadi. Kanka ben sana bir şey soracağım. Heh. Sence ben bu Abdül'ü Kıbrıs aktarmasından mı bırakayım yoksa Las Vegas'a mı götüreyim ha? Yürü hadi. Hayat ayak yedin şu anda. Nasıl yürü. Yani? Gayet mantıklı bir soru sordum. Yürü. Ulan anne. Ya bizi düşürdüğü şu durumlara bak ya. Bazen keşke babam yerine annem ölseydi diyorum. Ne güzel. Sabahları kahvaltı hazırlardı. Ne yaparsam kız çocuğunun hakkıdır derdi. Tövbe de tövbe. Bu kadın sırf senin için eve bir koca getirmedi. Ev işi de ona kaldı. Kadın kısmı ne anlar? E şimdi bir damat gelsin, evi çekip çevirsin istiyor. Anlayan kim? Ne haber hanımlar? Merhaba. Oo, hocam, biz iyiyiz. Sıhhattesindir inşallah. Allah'a şükür ben sıhhatteyim de senin yüzünü göremiyoruz Berrin kardeş. Arada cumaları bizim oralara gel de yüzünü görelim. Ya Allah seni inandırsın. Sadece cumaları çalışıyorum. Ne lazımdı hocam? Ne hocası be? Bitirim. Bundan bir cacık olmaz. Sen bana en iyisi 19 ekmek ver de ben gideyim. Düz hesap 20 yapsak. Ya kim yiyecek o kadar ekmeği be? İsraftır, israf. Günahtır, günah. Tövbe tövbe. Bunlar adamı günaha sokar ha. Ya senin aklın hep oralardaysa çocuk ne yapsın? Bre kafir, sus. Erkek kısmının böyle vücut hatlarını orta yere çıkaracak şeyler giymesi, kadınları tahrik etmesi günahtır, günah. Ya sana ne ya? Onun bedeni onun kararı. Cehennemde çatır çatır yanacağız, kütük olacağız. Şeytan bunlar, şeytan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şeytanlar diziymiş. Abi, ispat edip geleyim mi? Yok, yapma. Ne oldu, hırslendin mi? Hırslenme, insanoğlu bu la. İnsanın ağzı torbadan değil ki onu alacağım, böyle büzeceğin. Abi, he. Bu üfürükçü bizim casuslardan biri değil mi? Evet la, en alt kadromuzda. Ama kendisi var ya, felaket marifetli. Acayip çalışkan, acayip çalışıyor ha. O kadar iğrenç ki, o kadar tiksinçlikten ölüyor ki. Onlar günah dedikçe millet yapıyor. Abi çok puştus ya. Oy kurban olduğum yarattığına bak. İyi bir şey mi demeye çalıştın lan sen? Sana daha ne kadar hor bakabilirim bilmiyorum ki. Bütün hor bakışlarımı bitirdin. Vay, vay, vay gelene bak ya.
Ya bıraksana. Ya tamam be, ne kızıyorsun? Yardım edelim dedik. Yok sağ ol, yardım falan istemiyorum. Ya hem mahallenin bakkalı varken sen niye marketten alışveriş ediyorsun? Ha? Eve servisi de var. Al, bak bu da kartımız. Bir şey istersen anında getiririm. Ya sana ne? Çekilsene yolumdan. Sen böyle konuşunca içim bir hoş oluyor ha. Terbiyesiz, senin baban kardeşin yok mu ya? Ya vardı, öldü. Bak kılçıksızını anlayacağım. Kayınbaba dırdırı da yok. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Diyorum ki annemle yalnız yaşıyoruz. Evlenecek birini bulmadan da dönme dedi bana. Hayda, çattık ya. Delinin zoruna bak ya. Senin annen baban neredeler? Ya sana ne benim anamdan babamdan kardeşim? Bak seni var ya, zerrin ablama söylerim. Elini ayağını kırar, sokağa çıkamazsın ha. Ben seni bildiğin erkeklerden değilim. Var git yoluna, hadi. O yüzden hoşuma gidiyorsun ya, erkek güzeli. Ah be. Şişt. Şişt. Kim bu cevval çocuk? Ağzının payını verdi değil mi? Sana ne? Geri git. Densiz. Merhaba yine hanımlar. Hoş geldin Bitirim. Abla. Bir çay çek be. Tavşan kanı olsun. Sen önce hesabını kapat. Aa, ayıp ediyorsun. Kaçmıyoruz ya. Bitirim. Okey'e dördüncü lazım. Bana da çay lazım ya. Bir çay çek. Alıştırmayın bunu böyle. Gidip bir iş bulsun, borcunu ödesin. Buldum bile. Nerede? Burada kaz yolculuğu. Hatta şu an kazlar bana bakıyor, ben de kazlara. Hadi oradan be. İki gün öncesine kadar her şeyini bize kaptırmadın mı? Hanımlar, hanımlar. Hadi bakalım, çeneler değil, eller işlesin. Ayrıca ben yaşayan en büyük okey oyuncusuyum. Ben de okeyus'un kanı var. Okeyus kim lan? Okey bulan Romalı general. Tam adı da çok taş takip eder yus, oyunda kalmaz yus. Okeyus. Lan şerefsiz! Ulan ş... Lan ş... Sen... Ulan ben okeyi bulduğumda Roma mı vardı yavşak? Ulan Adem'le Havva gelene kadar biz daha kare bile kuramadık. Yavşak adamı. Abi sinirlenme. Daha yeni bypass oldun. Al şu ilaçlarını iç. Lan okeyin üstünde hala benim resmim var. Benim resmim. Abi çok yakışıklıymışsın ya. Gençken yakıyormuşsun ortalığı. Lan yürü git. Git şunu değiştir. Bütün sinirlerimi alt üst etti bu kadın benim. Git değiştir eski haline çevir. Ne bokumu yiyorlarsa yesinler git. Geri dönmek için lütfen şifreyi giriniz. Şifre mi? Abi sistem mi değişti? Olabilir. Teknoloji gelişiyor. Ne var? Bizim niye haberimiz yok? Tüh ya canım. Lucifer alındın mı? Ne oldu lan sana haber vermediler diye hüzünlendin mi? Geri zekalı iyi melekler bakıyor o işlere. Ne yapacağız? Hem de 8 haneli. Bunlar var ya, hepsi mal olduğu için kesin hepsini sıfır olarak yazmışlardır. Yaz, sıfır 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 sıfır, işte hepsini sıfır olarak yaz. Hatalı giriş yaptınız. Yaz. Birden sekizece yaz. Birden yaz. Sekizece. Hatalı giriş yaptınız. Yaz. Sekizden bire kadar yaz. Hadi yaz hemen. Üç kere giriş hakkınızı kullandınız. Sistem bloke olmuştur. Cünüp müsün oğlum sen? Eğer cünüpsen... İtiraf et, ben cünübüm de. Oraya başkasını koyalım çünkü ben de cünübüm. Of, kafam karıştı. Aa buldum ya lan. Geçenlerde biri vardı, ölüydü. Tam olarak öldü. Gözlüklüydü, hani çok gözlüklü. Bilgisayarcı, de adını. Steve Jobs mu? Evet.
Defol git. Onu sistemde bul, cehennemin dibinden al, onu kulağından tut, benim yanıma getir. Hadi. Abi insanlar çok dua etmiş, cennete koymuşlar. Siktir ya. Tüh ya. Ya şimdi bizim de oradan hiçbir tane tanış yok biliyor musun? Gidip de onu... Merhaba, selamünaleyküm. Steve Jobs varmış. Onunla bizim aramızda bir 10 dakikalık bir iş, onu bir bize... Ona inanmazlar ki ya, alamayız. Ne yapacağız abi ya? Sistem tüm dünyada uygulanmak üzere update edilmektedir. Asıl şimdi sıçtık ya la. Şeytanınız bol olsun hanımlar. Sağ ol. Çakayım okeyi tepenize de kendinize gelin. Hesaplar sizden hanımlar. Ulan be, ne şans varmış sende. Ganyan Fatma, var mı şöyle sağlam bir tüyo? Kazlardan kurtulup aygırlara geçelim. Jockey Özlem, ben beyaz bayrak ayna yaparım demiş. Sana artık ne diyeyim? Nereden duydun? Badok Mahalladan. Peki kaçıncı koşuda Özlem'in bindiği at? Dördüncü koşuda. İsmi de hiç gelmez. Geçenki tüyonun adı da virajı dönmezdi. Atlarıyla yaşasın at kardeşlerimiz. Belki bir gün virajı biz de döneriz be. Kısmet. Ya Ganyan be, bana biraz borç versene, altılı oynayacağım. Allah Allah. Ya vallahi bak, bizim Serpil'in düğün için hediye falan almam lazım. İş bulunca ödeyeceğim ya. Ulan bitirim. Hep böyle yiyorsun bizi. Ustam seninki geldi. Serpil'im kolay gelsin. Acıkmışsın da diye börek getirdim sana. Ama sen beni şımartırsan ben her gün isterim bunu. E çalış belak oluyorsun. Sen yeter ki iste, ben her gün yaparım sana. Elime mi yapışacak sanki? Serpil, hem belki ben de çalışırım, ne dersin? Kenan, seninle bu konuyu 100 kere konuştuk. Ben Serpil kocasını çalıştırıyor, dedirtmem. Tamam tamam, sustum. Kızma hemen. Aferin. Öp bakalım şimdi bir tane nişanlını. Açıkta bir şey mi gördün lan düdük? Yürü git içine. Bağırmasana çocuğa. Zamanında az mektup taşımadı aramızda biliyorsun. Hı, gel bakayım sana şöyle birazcık. Ya sürme o yağlı ellerin üstüme. İyi de benim ellerim her gün böyle yağlı olacak. Alış buna. Evlenince seni iyice yıkarım, öyle alırım eve. Vallahi yeni koltuklar batar. Kenan, ben burada yangın yeriyim. Sen bana gelmiş koltuk diyorsun. Kızgın. Hele bir evlenelim. Seni 15 gün dışarı çıkartmayacağım. Benim damatlık provasına gitmem lazım biliyorsun. Geç kalıyorum. Bekle, ben de geliyorum. Olmaz, uğursuzluk getirir, bilmiyor musun? Ya iyi tamam, hadi git o zaman sen. Peki biz kanadayken siz ne yapacaksınız? E biz de ne yapalım işte, bitirimlerle rakı makı içeceğiz. Meyhaneye gideceğiz. Bekarlığa veda diye yaramazlık yapmazsın değil mi? Ne oluyor ya, o ses ne? Serpil abla, Biterim abla, Zerrin abla birbirlerine girmişler. Ne? Ya! En korktuğum şey kadın kavgası. Sen karışma aşkım. Kenan, bırak şu kolumu be! Ya bir kere de erkek sözü dinleyin ya. Lan bitirin seni! Şerefsiz hadi! Lan hadi nasıl sorarsan lan benim yeğenime ha? Bırak lan! Sen beni bırak! Ulan seni öyle mi benzetiyorum ki? Serpil. Ya sen de git, yürü git. Provana mı gidiyorsun, ne yapıyorsun? Lan gebertirim lan seni. Ya bitirin, yine ne yaptın lan sen? Bir şey yapmadım lan. Alt üstü yeğenin asıldı. Ne diyorsun lan sen? Ya Zerrin abla, oyun başına. Ya Kenan, tamam lan sen de yürü git. Ne Zerrin, lan Zerrin ha? Tamam. Hadi. Karı, bitirinmiş. Bitiririm seni de, alın götürün lan. Bana bak. Bir daha seni evimle karnına görürsün. Ağzına sıçarım lan. Hadi hadi hadi. Tamam. Gebertirim lan seni. Hadi Zerrin, hadi. Hadi hadi. Ah oh be bitirim, oh be. Nerede lan o karı? Kalk kalk. Ah be bitirim ya, ah be bitirim. Oğlum buradan eller kırılsın. Ya sana da bunu yetiştirenin dili kopsun be. Abi bir şeyler yap. Dünyanın çivisi iyice çıktı. Ne yapabilirim? Acaba ben ne yapabilirim? Bunu bana mı soruyorsun? Usta şeytan sensin. Yeni sistem update işleminin %55'i tamamlandı. Hala be. Hemen kafa getir. Usta, 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 usta. Bitirim. E hadi kendine gel be kızım artık, Allah Allah. Ay gitti. Dağ gibi bitirimim gitti. Beroş'um, iyi misin aşkım? Tolga'cığım, ben iyiyim canım. Ay yok, bu iyi değil. Yoksa bana canım demezdi.
E fırsat bu fırsat, tadını çıkar sende. Doğru ya. Beroş'um. Rahatsızsın Beroş. İşte benim mutluluğum da buraya kadarmış. Yüzüm. Nerede o Zerrin karısı? Bitireyim. Sen dayağı doymadın herhalde. Peki niye dövdü bunu? Ya serseri Zerrin'in yeğenini asılmış. Ne? Benim artık daha fazla dükkanı boş bırakmamam lazım Züleyha abla. Hadi eyvallah. Tabii, tabii. Lafı ortaya at. Tolga ile beni yalnız bırak. Züleyha abla, sabah gördüğüm o Zübüye mi asılmış? Ay galiba. Tolga, ben iyiyim. Geber be. Ne oluyor be? O Zerrin buraya gelecek. Abla ya. Usta. Usta. Ha, yanaklarım yok. Yanakların nerede lan senin? Aa, sen misin ya la? Ne oldu lan bana? Korkudan bayıldın. Neredeyse akşam oldu. Ayılamadın gitti. Ne biçim şeytansın artık. Ne? Abi, sende kalp var. Mutlaka buluruz bir çözümünü. Buluruz değil mi la? Bizim yaptığımız zaten kötülük değil mi? Bu da bir nevi kötülük sayılır. Ya aslında doğru diyorsun. Kötülük kötülüktür yani. Haberler başladı. He? Aç aç. İzleyelim. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Muhalefet lideri, parti lideri Kamile Kalkandar kızının yıllardır iktidardasınız. Bu ülke için ne yaptığınız hiç anlamıyorum eleştirisine. Sakın uyanma Türkiye'nin parti başkanı ve başbakanın cevabı çok sert oldu. Devrim başçısının yaptığı matematik hesabını anlıyorsunuz da beni mi anlamıyorsunuz? Erkeğin şiddeti durmuyor sevgili izleyiciler. Bugün de 14 yaşındaki Murat'ın teyzesi ve halası tarafından katledilmesi üzerine küçük damatlar sorunu tekrar gündeme geldi. Abi, haberler sıktı. Biraz da magazine bakalım. Evet, bilmem neden sonra tüm hızıyla devam ediyor. Şiva neden erkek oldu? Avrupa ve Amerika'daki taklit programlarını bitirdiniz. Afrika'ya ne zaman açılmayı düşünüyorsunuz? Sorusuna Macum Istrancalı ne cevap verdi? Hepsi ve daha fazlası 45 dakikalık kısa reklamın ardında bilmem neden sonradan. Hadi geç kalıyoruz. Kaçıracağız. Ya tamam. Çocukları kime bıraktın sen? Babama. Heh, iyi. Seyfi abicim, Allah kavuştursun. Kazasız belasız gitsin gelsin inşallah. Sağ ol Burak, sağ ol. Bizim kız büyüdü de asker oldu. Seyfi abi, hepimiz yaptık. Vatan borcu. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi annesini gelir. Bekledim, şimdi kızımı bekleyeceğim. Seyfi abi, Allah kavuştursun ya. Sağ ol. Ağlama abi ya. Öyle deme Zerrin. Seyfi abimin bir tanecik kızcağızı var. Askere gönderiyor Allah'ın izniyle yahu. Ya ne olacak ya? Gelecek ya. Gider gelir. Abla. Niye bağırıyorsun? Niye çekiştiriyorsun? Bizimkiler burada. Nerede? Allah. Metin. Sen git. Şu karıların arasına karış, tamam mı? Kalabalıkta kaybol. Kaç. Sen ne yapacaksın abla sen? Ya beni tanımıyorlar ya. Ben hallederim. Korkma sen. Git. Koş. Hadi sen de git şu kınaya. Aa, hayatım sen de meyhanede fazla kaçırma olur mu? Tamam. Kaçta geleceksiniz? Tamam hayatım, erken geleceğiz. Ama saat kaç? Bana bir saat söyle ki ben kapıyı ona göre kilitleyeyim ya da kilitleyeyim. Ya git şu kınaya hadi ya. Ya Burak kardeş, sen kınaya mı ediyorsun? Hı hı. Hah, bak benim yeğen geldi memleketten. Onu da alsan kaynatsana, sıkılıyor çocuğu. Hoş gelmiş tabii ki. Hah, ama yanından ayrılmasın ha. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Metin gel, gel buraya. Bak şimdi, sen Burak abinle kınaya gidiyorsun, tamam mı? Ya Burak abinin yanından ayrılma, ben seni gelip alacağım. Hadi. Tamam abla. Hadi. Hadi. İyi eğlenceler. Hadi. Aa, benim işim var, gideceğim. Sana ne? Serpil'e bekarlığa veda yapıyoruz. Hepimiz oradayız. Gelsene. Ya İkber'in oradadır. Kafam filan atar. Kavga ederiz. Eğlenin siz. Efendim. Manyak bu.
Münavet. Tam da kına yapacak günü bulmuşlar. Benim kızı gönderdik askere bugün. Bir de izlediğim dizinin finali var. Hangisine bakıyorsun sen? Mehmet Gül'ün suçuna. Aa, bildim bildim. Hani çocuğu üç kadın kıstırıyor bir köşede. Aynen. Boşver diziyi. Devamlı tekrarını veriyorlar ne olsa. Düğüne niye geleceksiniz? Asıl onu söyleyin. Aman boş ver, bir takımım var zaten. Onu giyeceğim. Ben de kendime güzel bir gömlek buldum. Göğüs kıllarım görünür diye benimki giydirmez bana. Yarın sabah bana gel. İki tel atar, kılları kapatırız. Öğlen gelirim şekerim. Sabahtan işim var, pazara gitmem lazım. Ya mahalledeki pazara mı gidiyorsun? Foça'daki yeni pazara gidiyorum. İstanbullu. Sen hangi pazara gidiyorsun? Boğaz Köprüsü'ne gidiyorum. Portakalın, muzun, kağıt helvanın en tazesi orada. Hele Altunizade'nin çıkışındaki emniyet şeridinde bir fındıkçı tezgah açmış. 2 liradan veriyor torbasını. Hem de her işe yarıyor. Aa, fındığın her şeye faydası var zaten. Abi canım. Şakacı, şakacı. Bir arkadaşlarım şakacı. Afiyet olsun. Hadi gel, gel kılıma. Hadi gel, kılıma bak. Ya benim beyin babası hastalanmış. Çocukları da aldı, memlekete gitti. Ay ben de iki nefes alayım diye geldim. Oh be. Oh. O zaman, o zaman hadi bakalım. Hadi bakalım. Kılıfı açıyoruz. Kılıfı. Hayda. Hoppa. Yaşasın özgürlük. Ulan yaktın bizi be Serpil. Sen bu yaşta evleniyorsun diye yine bütün gözler bize döndü. Ya ama Çiğdem abla da benim yaşımda evlenmiş, ona sorsanıza. Hakikaten kanka ya, sen hiç anlatmadın Burak'la nasıl tanıştığınızı. He. Şimdi şöyle oldu. Ben bir akşam ıssız bir sokakta yürüyorum. Kafam hafif çakır keyif. Bir baktım, 3 tane karı genç bir çocuğu sıkıştırıyor. Gittim yanlarına, dedim ki karılara. Bakın dedim, bu çocuk bu saatte sokaktaysa mutlaka bir derdi vardır. Karılar ne dedi? Biz onu halledeceğiz dedi. Bir de pis pis sırıttılar. Ondan sonra benim kafam bir attı. Bir daldım karılara. Öyle oldu işte. Anladım, anladım. Yeşilçam muhabbeti. Ha. Bastın sopayı karılara, Burak da tav oldu tabii. yok, öyle olmadı. Ben karılardan bir dayak yedim. Beni bir dövdüler. Bak, 15 gün rapor aldım. Oh. Ya. Hani sen şimdi dayak yediğin için mi rapor aldın? Yok lan kılıbık. Makatta kıl ters dönmüş. Sarı kamışa sevk etmişler. Onlar da rapor almış. Hadi hadi hadi. Hadi ona ya kankacığım, ne yapıyorsun ya? Bir de rakının üstüne delirdin mi? Ya haftalık alkol oranında sapma olmasın diyorum. Derdi ne ya bunun? Zehrinden bugün fena hale sopa yedi gözümün önünde. Ben şimdi anladım Zehri'nin tribini. Niye peki? Ya kanka ya, annem koca bulmadan eve gelme dedi. Ben de en münasip onu buldum ha. Yine mi be? Anlayacaksın. Bu gece sendeyim. Neyse. Çocuğu görsen var ya. Nasıl? Bir yakışıklı. Bir efendi. Ya şimdiden ya. Bakın işte söylesen de. Böyle bir konuşsa bizim aramızı yapsa ya. Bitirim lan. Sen baya baya tutuldun ha. Konuşurum bırakma. Hadi hadi geç oldu. Melahat anne, hesap sana zannedersin. Tamam, getiriyorum. Bravo. Ulan kılıbık, sen harbiden hesabı ödeyeceksin. Dur, öpeceğim. Dur be, dur be. Aman be kanka be. Bence sen daha fazla içme. Bak, gece uzun. Kankalar, ben diyorum ki biz yavaştan yatakla meyhane arası şöyle bir kaynak yapalım. Bakalım nasıl oluyor. O ne be? Ne o, o ne? Yani diyor ki şöyle çalgılı, çengili bir yere gidelim. Ben gelemem evliyim ya. Kenan duyarsa var ya, hayatta dilinden kurtulamam. Cık, olmaz. Kafaya da koydu, hayatı da kaydı.
Kenan'ı da aldı. Vay vay vay. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete ol vermesinler. Aşrı aşrı memlekete ol vermesinler. Ya hadi 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 hadi. Hadi kalkın. Size iyi eğlenceler. Haydi arkadaşlar. Eyvallah. Haydi i̇yi bakın kendinize. Nereye? Eyvallah. Yarın iş var. Gel. İş. Bak bak. Bak bak şimdi şive nasıl değişti. Kılıbık. Ya sen de ne burnundan geldi senin o kocanın ailesi be. Ya bak hazır kocayı da yolladın. Sen... Şu sana yaptıklarını anlat bir Berrin'e ya. Anam benim herife alıyorlar. Fitleyip fitleyip köteye attırmadan gelmiyorlar ya bana. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onların ciğerleri ağzından gelsin. Var ya benim kaderim karaymış. Soyha çıksın benim kaderim. O eltimin evine gidiyor. Bileklerine ceye altınlar, şıngırdata, şıngırdata, şıngırdata hasitliğini yapıyor ya. Ama ben kara oluyorum. İçime atıyorum, içime. İçime, içime. Ha, bitirin. İçime atıyorum. Ben içime atıyorum. Götür be. Hadi kalkın, pavyona gidiyoruz, hadi. Bak. İşte özlediğimiz kılıbık. Hadi, hadi, yürü. Hadi, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Hadi, hadi, çabuk. Siz de amma kafa ütülediniz bütün gece ve vıdı 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 vıdı. Ay dur yavaş ya. Gel gel. Kardeşim. Kardeşim. Bir şey söyleyeyim. Ay dur yavaş ya. Gel gel. Abi ne diyor bu dingil ya? Gidip bir sopa çekeyim mi hıyara? Ya sen niye her şeye ayağa kalkıyorsun? Otur oturduğun yerde. Onları biz orada nasıl olsa dövüktürürüz. Ağzını burnunu dövükletiriz. Bir şey diyeceğim. Gerçekten ne kadar da güzel bir göz alıcı şortum varmış. Bak gözümden kaçtı sanma. Gözümü alıyor. Bak şu an gözlerimi hop aldı. Bakayım. Hop aldı. Bak aramı da aldı. Sağ ol abi. Bermuda'da indirim vardı. Tamam. Bizim üçgenden gidip aldım. Ha iyi iyi. 28, 13, 41, 14, 14, 14, 14. Al git. Al git. La 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 la. Ulan gel melek bitti. 100.000'e bulamadık. Gel bu melek bitti ya la. Geldi oradan taşı attı ona. O bitti. Zaten sen orada niye duruyorsun? Öküz gibi duruyorsun. Buraya bir tane işe yarar taş attı. Öyle mi gördük senin? Taş attın da hani bizim ne işimize mi yaradı? Git buradan. Tapsız. Defol. Yok sana sucuk mucuk. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelsem. Uçan da kuşlara malum olsun, ben babamı özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim.
koçum Metin ya. Ye, ye aslanım benim koçum. Ya Sermin ablacığım ya. Başımıza gelene bak ya. Yani bu töre yüzünden çocuk kaçıp yanıma geldi ya. Adamın namusu diye geldi başıma yani. Sevmiyorum da sırrı çok ya. Ama ne gerek vardı yani bunlar bizim başımıza gelsin ya. O kıllar sahihim. Vay kıl. Dış kıllardan koptun gidiyorsun. Otur şuraya Allah aşkına ya. Vay be. Şu törenin bize yaptıklarına bak. Hepimizi savurdu bir yerlere. Ay ağzımı öpeyim ablacığım ya ne güzelsin. Sen beni hatırlıyorsun değil mi köydeyken ha? Köydeyken ben bitiririm zerrini. Geldim buraya bak. Artist mor saçlı zerrin oldum. Ha. Yani ablacığım, yani konu o değil. Yani mesela şu ki, yani esas mesele ne senin meselen ne benim meselem. Mesele hepimizin meselesi. Burada kendini böyle bitirim zanneden geri zekalarla uğraşıyorum ya. Uyan sabah akşam sinirlerim böyle atıyor. Karı böyle kapıdan kovuyorum, paçadan giriyor. Kapıdan kovuyorum, paçadan giriyor. Ya Allah'ım ne gerek var ya böyle şeylere? Yıkadık ya Rabbi şükür. Sil lan adamı temizle. İyisin değil mi abi? Buit burada. Buit burada. Buit benim karşımda. Gördünüz mü? Burada bak. Zerrin burada Metin. Karışma Zerrin kardeş. Benim mekanım benim sorunum. Halk tarafı 3-5 zibidi patlatmayacağız. Errayını kurtarmayacağız ya. Pardon abi. Tekrar pardon. Yıkandın abi ya, o şikayet etme sana. Temizden işte. Bu benim, beni sihir etmek için buraya geliyor. Ben sana söyleyeyim. Hemşerim, affedersin. Bende bir şaşılık var mı? Her yerimiz tas tamam yerindedir. Merak edene de anında ispatlarız da. Da sen niye benim göz durumumu soruyorsun? Aile kim misin lan? Metin, bırak. Bırak, kan davasına dönüştü bu. Dansöz o tarafta. Senin gözler bizim tarafta. Ondan merak ettim. Hanımefendi, o muhakkak bir yanlış anlaşılma. Ha, şaşılıktan değil o. Ben şimdi bütün açıları hesapladım. Bilinçli olarak bir noktadan öbür noktaya doğru çizdim. Aa, o da ne? Direkt sizin masaya bakıyor. Yani sen şimdi açık açık benim yanımdaki erkeğe baktığını söylüyorsun. Öyle mi? Ha, sen de mi o masadaydın ya? Ben hiç fark etmemişim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bana ismini bağışlasana yiğidim. Lan davar! Ben buranın sahibiyim la. Ha? Benim yanımdaki erkeğe bakacak kadının ben. Hadi. Bırak! Bırak bacım. Hiç alakam yok. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye abla. Senin adın neydi abla? Ben seni tanımıyorum ben. Ben seni tanımıyorum. Adım şey. Ulan benim adım da bitirim verirse bunun hesabı çok pis sorulacak ha. Ayrıca müessesenizden de hiç memnun kalmadık lan. Ulan bitirim. Var ya hayatımızı kaydırdın ya. Ya ne var kanka ya? Ha bak, şu azıcık dayak yedik ama en azından hesabı ödemekten kurtulduk. Ya yalnız benim bey gelene kadar bu yaralar iyileşir mi yaralar ya? Yaralarını iyileştirdin mi? Ya kulağa bak ya. Hala kocayı düşünüyor. Lan sen ne güzel dayak yiyormuşsun hala. Ya hasta mısın nesi ya? Git burada ne dayak yemesi ya? Kılıcık,
Bu kadar güzel dayak yediğini söyleseydin, ara sıra da seni ben döverdim lan. Kanka hadi hadi. Hadi ya, surat yapma, hadi yürü ya. Gel. Geleceğiz lan bir daha geri. Yürü. Ay öleceğim. Karnım ağrılar girdi. Hücüfer. Hücüfer ne yapıyorsun ha? Gülüşlerinden kafamı şişirdin. Yeter bu kadar zevzeklik. Hadi yat uyu artık. Hem bak insanlar da yeter. Biraz dinlensinler artık. Yok abi. Uyurlarsa tekrar kaldıracağım onları. Niye? Gıcık mısın oğlum sen? Sen kafandan zor mu var? Hem gündüzler çuvala girdi, toplaşmış, karar mı almışlar bir daha çıkmayacağız diye. Yatıyor lan! Git yatıyor, çabuk delirtme beni! Bacı, bakar mısın? Buyur. Boş, geçmiş olsun. Biz birini arıyoruz. Kimi? Zarin diye bir memleketimiz var. Bu semtte oturuyormuş. Alo. He. Daha bulamadık Metin'i. Bulunca haber veririz. Ya söyle zırt pırt aramasınlar. Uğraşıyoruz işte. Zırt pırt aramayın. Tanıyor musun Zarin'i? Zarin. Ya adres yok mu sizde? Yok. Ha, telefonu? Kapalı. Zarin. Ha Zerrin taşındı ya. Nereye? İzmir'e gitti o. İki Çeşmeli'ye taşındı. Ya siz buradan 745'e binin. Oradan İzban'la gidersiniz. Tamam. Sağ olasın bacım. Ya Tolga, senin en sevdiğin hayvan öküz mü? Ben sana küstüm bir kere. Ay. Hem niye öküz olsun ki? Devamlı olmayan trene bakıyorsun da ondan. Aman, böyle kafamı karıştırarak gönlümü almaya çalışma. Hem senin yüzüne ne oldu? Öküz çarptı. Oh iyi olmuş, salak sen de. Arkadaş bu ne ya? Ya asıl senin bu halin ne? Görünmez kaza. Görünmez mi? Senin kaza bayağı bir görülmüş. Hatta senin kazanın üstüne gittiğin fark ediliyor. Abla vallahi kaza ya. Uydurma. Kılıbık geldi sabah, anlattı. Her şeyi anladım da onu niye götürdünüz? Ya abla, kuzuya içki içirmişler, kurdun evini sormuş. Kendi kaşındı, bize ne? Ya Züleyha abla, sen bugün Zerrin'i gördün mü? Ne yapacaksın Zerrin? Demin iki tane tip onu soruyordu da. Bulaşma, bulaşma. Yeğeninden dolayı zaten kıl sana. Boş ver. Metin'i gördün mü? Ya Allah Allah. Kızım bulaşma diyorum ya. Bulaşma, başına bir bela açılacak sonra. Tamam. Allah Allah. Ya abla. Hatımın erkeği. Ya of, ne yapıyorsun sen sabah sabah? Kötü bir şey yapmıyorum ya. Siyaseten bir eksiğimiz var, onu tamamlamaya çalışıyorum. Başlatma siyasetinden. İki çocuk bana yetiyor da artıyor bile. Sanki kendisi uğraşıyor bakuyla, püsürüyle, oyla buyla. Of. Hadi ya, ne olur. Aa, baksana ne diyeceğim. Bitirim var ya. Hı. Aşık olmuş. Kime? Ya senin şu dün kınaya götürdüğün çocuk var ya. Ay, Metin'e mi? O köylüye mi aşık olmuş? Diyor ki, Burak abi diyor şu aramızı yapsa diyor bitirin bu çocukla. Bak beni karıştırma, beni karıştırma. Bu olaya beni karıştırma, beni karıştırma. Dün zaten Tolga gördü, parçalayacaktı, zor kurtardım elinden, haberin olsun. Ne olur aralarını yapsan sen de, ha ne olur? Bak o çocukta zaten bir gariplik var. Dün seni evine bırakayım diyorum, yok mok diyor.
Yolda gidiyoruz böyle sağına soluna bir bakışlar, bir hareketler, bir tedirginlikler beni de tedirgin etti. Bak beni karıştırma. O çocukta bir gariplik var, o çocukta bir gariplik var. Çiğdem, o çocukta bir gariplik var. Sen de o çocuktan uzak duracaksın, o çocukta bir gariplik var. Zerrin'de de dün bir gariplik vardı. Aa. Evet. Bir gariplik onlarda mı var sadece? Hepinizde var. Usta! Anlat. Değişim hızla büyüyor. Aman boşver. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir dedi Heraklit. Hı? O nereden çıktı usta? Evet. Dün gece dedim akıllı danışayım dedim. Çok kıymetli Lucifer'ime mi danışayım? Heraklit'e mi danışayım? Dedim senin kesin işin vardır. Heraklit'e gittim böyle dedi. Beni çok mantıklı. Ya abla, burada çalışayım diyorum ama ya ben geniş bir insanım biliyorsun. Ferah mekanlarda çalışmaya alışkınım. Dar alanlara gelemiyorum. Ah canım benim. O zaman senin için 3-5 metre genişletelim burayı. Aa, olmaz. Ya, o zaman market olursun, şehir dışına taşınmak zorunda kalırsın. Sevsek. Ya dokunma diyorum bana ya. Ya dokunma. Ha. Ha, bir ha. Daha. Ya hemşerim ne yapıyorsun ya? Sen bir şey yapmıyorum, kocamı dövüyorum. Aa bak kardeş, erkeğin sırtından sopayı, elinden sıpayı eksik etmeyeceğim. Ya sen bir sus be. Kocam değil mi kardeşim, ister döverim ister. Dur be. Bana bak, evine götür. Önce mutfak, sonra salon, en sonunda banyo derken fantezi olur. Ama benim gözümün önünde böyle şeyler yapmayın. Vallahi ümünü sıkarım ha. Anlamadım. Ha, ben dil değiştireyim. Go to the hell, sweetie. Oh, I see. Be patient, honey. Naş. Ay dövüşken ayrı, hale bakar mısın? Abi. Bunlar iyice zıvanadan çıktı. Don't panic la, don't panic. Find the water, metro. Anladın mı? İç Anadolu şeytanı. Su akar, yolunu bulur. Haydi bakayım. Yılan dilli, ecnebici adama ne dedin kim bilir ha? Ne güzel dayak yedi. Bak, yürü git. Hadi be. Belanı başka yerde ara. Ya abla, ben bir gün şu üfürükçüye çok pis dalacağım ha. Sakın o yapma. Üfürükçü devlet memuru kapsamında. 6 aydan başlar. Ha, senin kapsama alanın kaç aydan başlıyor? Bak çalların en meşgulü. Ulan zübük kadın, fuzuli kadın. Ulan sen hiç ciddi konuşmaz mısın? Ya ben de ciddi konuşmayı çok istiyorum ama bir türlü bir muhatap bulamadım Johnny Cole. Dokunma. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Vay Nurten ablam, hoş geldin. Gel ablacığım, gel. Eyvallah. Gel ablam, gel şöyle gel. Eyvallah bitirim. Ne içersin? İçmiş kadar oldum anam. Neler yapıyorsun? Ne yapayım ablam? Yazları tişört, kışları kazak, yürüdüğümüz yollar hep aynı be ablacığım. Sen neler yapıyorsun? Bizde de aynı be bitirim. Ağız burun kır. Oh. Kalça ayarla. Yürü be. Topuğa sık. Bana ton bir hayat işte. İnsan ne uzuyor ne kısalıyor anadınla. İşinizin maaşı iyi mi? Sigortası var mı? Ben de kız kardeşime iş bakıyorum da. Biz maaşla değil, parça başı çalışıyoruz anam. Yürü git lan! Gerizekalı. 10 saniye içinde kaybolmazsan fazla mesai yapacağım. Benim verdiğim hasarı da üstelik sigorta karşılamıyor ha. Düdük! Tamam ablam. Eyvallah bitirim. Bana müsaade anam. Hadi düğünde görüşürüz. Tamam ablam. Hadi kendine iyi bak. Bir emrin olursa bir haber uçur, anında yanındayım. Gerekirse eyvallah. Hüseyin Bolt'un sırtına biner gelirim. Eyvallah anam. Ya bitirim. Harbiden bu kadın mafya mı? Sen kadını Tilkiler Ovası'nda oyuncu mu sandın ablam? Hayırdır, telefon çaldı. Alo buyurun. Aa tabii, evlere servisimiz var.
Dinliyorum. 5 yumurta. Kim o? Ha, siparişleri getirdim. Ne kadar tuttu? Aa, bir de öyle bir şey var değil mi ya? Ya bu seferlik bizden olsun. Terbiyesine bak, hareketlere, tavırlara bak. Sen kim oluyorsun? Ya hala anlamadın mı Anadolu ateşi? Sen ne istersen ben o oluyorum. He, Angelina Jolie olur musun? Allah'ım ya, tam hayalimdeki erkek. Hem espri yapamıyor hem de gülemiyor. Şişt, köy yumurtası. Sen beni görmek için mi sipariş istedin ha? Bak bu söylediklerini Zerrin ablam duyarsa ne olacağını... Tamam tamam, biliyoruz ne olacağını. Al şunu, terbiyesiz. Ya dur, bir şey söyleyecektim. Söyleme. Ya dur, bugün iki kadın Zerrin'i arıyordu. Telefonda da seni bulmaktan bahsettiler. Tipleri nasıldı? Böyle sen kılıklı bir şeylerdi, kaşlar falan. Al seni vur onlara işte. Sen ne dedin? Ya güvenemediğimden Zerrin buradan taşındı deyip uzak bir yere yolladım. Metin, kötü bir şey mi var ha? Desene. Lan Berri! Ne işin var lan senin gene benim evimin önünde ha? Abla ben bakkala çıkmadım, kimse görmesin diye telefonla sipariş verdim. Sağ olsun onları getirdim. Metin sen beni katil edeceksin ha? Katil edeceksin. Bunu gebertirim lan seni. Elini ayağını kıracağım bu sefer bak. İçeri giriyorum. Gönder şunu. Gebertirim lan seni. Tamam abla, gel sen içeri. Sakin ol. Kurban olayım. Dur, başımızda iş var. Kusura bakma bacım, sen de sağ olasın. Allah razı olsun. Dua et lan sen şu çocuğa. Abla, bizimkiler seni bitirme sormuşlar. Allah hayvan, o ne demiş? Buradan taşındı demiş. Yok Metin, bu böyle olmaz. Bir şey düşünmek lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Yarın evi boşaltıyoruz. Sen de sokağa çıkma. Şu itten de uzak dur. E abla baksana, onu dövdüğün halde yerimizi söylememiş. Ya Metin ya, saf olma oğlum ya. Bilmiyor mu? Söylerse gidip elini ayağını kıracağım. Sokağa çıkamayacak. Yalnız Metin, bizi bulurlarsa savaş çıkar ha. Ya abla dur, ben de korkutma, gözüm seveyim ya. Ne korkuyorsun lan adam gibi? Ben varım yanında. Ya kankacığım, ne yapsam yaranamıyorum ya. Belli ki başları dertte. İyilik olsun diye gideyim Metin'e söyleyeyim dedim. Zerrin karısı geldi. Ya peki bu karılar niye onların peşindeymiş, öğrenebildin mi? Ya işte o uyuz Zerrin gelmeseydi belki de anlatacaktı çocuk. Hay aman ya, boş ver. Kokusu çıkar elbet. Ya kanka, hı? Ben bu Metin'in başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum ya. Hala Metin diyor ya. Sen bu çocuğa iyice kafaya taktın ha. Uf. Hadi yürü yürü. Ben de sana taktım. Ben hepinize taktım. Kanka abla, kocasını döven kadın. Tamam, hakikaten ha. Ne yapıyorsun lan? Akşehirli. Baklavaya su katıyorum. Niye lan, manyak mısın? Niçin manyakmışım? Kadının teki parayı bulmak için yoğurdu çoğaltıp çoğaltıp ayranı bulmuş. Ben niye bulmayayım ya? Yere git lan. Hocanın torunu. Allah'ım ya. Ya kanka, mahalleye akıllı giremez dedik, millet de ciddiye aldı anasını satayım. Yukarıdaki ablalar gülmek yasak oynayınca halkın espri anlayışı da kalmadı tabii. Ya bu arada annem de bana taktı. Ya bakar mısın yaptıklarına? Geçenlerde eve gittim böyle, belki arayı düzeltiriz diye. Televizyonu açtım, maksat muhabbet olsun. Dedim ki televizyon ne kadar kötü. Bu da bana dedi ki yarın yenisini alırız. Allah'ım ya, ben diyorum dizim ağrıyor, o da bana diyor ki yağmur yağınca benim de ağrıyor. Böyle çarptım kapıyı çıktım. Ben de böldüm kapıyı çıktım kankası. Ne diyorsun kanka ya? Tamam be kızım, sakin ol ya. Ne hatar yapıyorsun? Allah Allah, bir ana kola esprisi yapalım dedik şurada. Hadi yürü, Çiğdemleri bekletmeyelim. Oo, Burak enişte döktürmüş yine, mahalleyi mis gibi yemek kokusu dolmuş. Ya kanka. Ben bu Tolga yüzünü saatlerdir görmedim ha. İçimde böyle kötü bir his var. Sürpriz! Ben sana demedim mi içimde kötü bir his var diye? Ah! Hepimize sürpriz oldu ya. Ben de tam gidiyordum. Kalsaydın ya. Tamam, kalırım. Ne yapıyorsun ya? Ne bileyim ya. Şu
Şu anda gerçek oldu değil mi bu? Hadi ya. Tamam. Lütfür, niye oldu la? Duygusallaştın mı? Da seni gören de sanacak ki bunda aşık olma yetisi var, aşık olmaya duygusu var. La o nasıl bir duygulu şarkı dinlemek öyle? Yok abi, bu adamın şarkıları içime dokunuyor. Oy, kıyamam benim Lütfür'üme, kıyamam benim çapsızıma. La buna niye kafayı takıyorsun la? Çağırayım gelsin o zaman. Harbiden mi abi? Ya ben hiç seni kandırır mıyım? Hemen geliyor. Yok evladım yok. Bu adamın içi fesat. Alacak karıyı. Koymuş aklına. Bu la Onur Mete. Onur olur mu la bu Mete'den? La bu hangisi Onur hangisi Mete? Yok abi sen yanlış Onur Mete'yi getirdin. Ha. O neydi go? Hatırlıyor musun bir ara bana aşkla baktığın anlar vardı. Ben de hiçbir şey değişmedi ama sende yaptığın hatalar vardı. Senin umudun yoktu. Benim senden başka hiçbir şeyim. Dön deneyelim en baştan. Beyaz sayfalara gölgesiz resimler çizelim. Yeni biri gelmiş gibi sil baştan. Burada onca emek, onca sevmek varken başkasında ne kadar saf olacağız. Ayrı odalarda yabancı kokularla aklımız kalmadan nasıl uyuyacağız? Al canım. Sağ ol. Bak Beroş, yemeğe kaldım diye seni affettim sanma. Hı. Az affettim. Hem Şebnem o kadar ısrar etti diye kaldım. Aynen. Kapının önüne attı gitme diye. Ya bırakın işte. Ellerine sağlık. Sulu yemeğe hasret kalmışım vallahi ya. Afiyet olsun gülüm. Sen de işini kurarsan, ekmek paranı kazanırsan kocan da sana sulu yemekler yapar. Öyle değil mi Tolgacığım? Ay yok ben vallahi evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Aa. Konuyu aç demiştin ya. Nasıl diyoruz şurada iki dakika? Ya Tolga, Allah sana akıl fikir versin. Bana mı dedin? Çok şükür aklım var. Aküm 150. IQ demek istedin galiba. Evet onu dedim. Ya Einstein gibisin maşallah. Ha işte, Einstein izah etme teorisini bulmuş ya zamanında. O izafiyet teorisi olmasın? Yok yok, Tolga diyor ki... İzah etme teorisini bulmuş adam ama kimseye izah edememiş. Sonra da sizin IQ'nuz yok demiş. Öyle mi demiş? Bak bunu bilmiyordum. Ya Tolga, senin ikizin falan var mı? Yo, hayır. Ha, tek başına mı bu kadar salaksın yani? Yoğurdu kim bulmuş biliyor musun Burak abi? Kim bulmuş? Abisinin gülü. Sümerler bulmuş. Ama cacık yapmak için yüzyıllarca beklemişler. Ta ki... Bu hıyar doğana kadar. İyi akşamlar. Hıyar. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Bak, sen bunu hak ettin. Oh, az bile dedi bu hıyara. Madem sen kızıyorsun bu karıya, bu oğlana sırılsıklam aşık etsek, peşinden koştursak, bir de yağmur yağdırsak, çok romantik olmaz mı? Benim işime karışma, benim işime karışma. Ben ne diyorum lan? Ay, baksana bir deyim, al bunu kafana sok. Karamanın koyunu, düğünde çıkacağımız bir oyunu.
Abi düğüne kadar sıkılırım. Hafiften İsrail'e dalayım mı? Yok, istiyorsan git Çin'e dal. Saf adamların nüfusu olmuş 1,5 milyar. Okeydir abi. Bu arada laptopları ikilemişsin. He ya, deme la. E ne yapayım? Aa, şu melekten yok mu? Bir tane taş alamıyorum. Pislik. Hep biten bu. Buradan aldığım bir taş yok. Ne yapayım? Gittim. Yeni bir hesap aldım. Oradan şimdi kendimi taş atacağım. Okey attı. Senin gibi şeytana da bu yakışır zaten. Ne yapayım oğlum? Ütül, ütül, ütül. Aa, benim kredi kartı bitti. Bittim yani ben. Yücefe, canım. Ya sana ne diyeceğim? Senin para durumu nasıl? Var mı bir şeyler? Abi, para mühim değil de kumar kötü bir şey. Ya acaba benim bu dünyada neyim var ya? Ha? Benim bu dünyada hangi eğlencem var? Ya bir okeyim var. Benim okeyime karışmayın ya. Benim okeyime... Ya sen zaten gittin orada insanları yer değiştirdin. Daha onları düzeltemedin. Beni delirtme. Git onları düzelt. Sarıldım. Hop, aldım. Al git. Karılarımıza güzel görüneceğiz diye düştüğümüz hallere bak yahu. Ay vallahi ben kendim için yapıyorum. O köy motoru da gelmeyecek düğüne değil mi? Vallahi ben çağırmadım. Ama annem Zerine söylediyse bilemem. Ah! Ay pardon canım. Hadi arkadaşlar, hadi geç kalıyoruz. Ya bizim adamlar berberden gelene kadar biz 8 araba daha süsleriz. Ya şurada bir bebek yok muydu ya? Aa, dur burada. Versene. Şöyle. Nasıl oldu? Güzel. Güzel değil mi? Tamam. Ah be, ben bu Fırçın'ın davetiyesini vermeyi unuttum. Ben veririm. Versene. Nerede? Torpidoda. Hadi ver de gel. Hoca hanım. Hoca hanım. Hayırdır? Senin gibi cenabetten pek hayır çıkmaz ama. Kalbimi kırdın hocam ya. Tam da düğün davetiyeni verecektim. Ki aklıma bir soru takıldı. Ne takıldı? Şimdi bu oruç hep Ramazan'a denk geliyor ya. Biz bunu müsait olduğumuzda tutsak da 30'da tamamlasak olmaz mı? Bre meczup, kafir, deli, zındık. Allah'ım ya Rabbi ya. Köpüksüz, kaymaksız, kahpe karı, deyyus, boynuzu kırık deyyus. Ya hocam davetiyen kaldı. Düğün şeytan işidir dedi, almadı. Lanet karıya bak. Ortalığı bağlayayım diye yine bize geçirdi. Ne oldu Lucifer? Ne oldu, heykelendin mi? Yok la, heykelenme, heykelenme. Bak görürsün. Ben o bitirim berrini öyle bir geçireceğim ki... bitirim berrini sana olacak çapraz bir. Sütsüz kaşar, kurumuş bal mumu. Ölüye bile sürülmez ha. Çırpısı seyrek karı. Cak 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 cak. Ağzını cart diye yırtacağım, haberi yoktur. Ah, ah kafam, ah kafam. Zamanında buna yüz vermeyecektim. Ya hiç boşlar bırakmayacak mıyız? Ya hay Allah ya. Keşke ben de arabanın içinde olmasaydım. Ne güzel önüne atlardım. Ulan bitirim, sen de var ya. daha hala bitiremediniz mi? Bitti bitti, son zarflar. Hadi bakalım o zaman, arabaya doluşun. Sen kullanmayacaksın herhalde. Ay kafa kalmadı bende. Al bitirim, arabayı kullan sen. Sen? Ben kendi arabamla gelirim. Ben de senle gelirim. Çırak sen.
sen de içerileri topla bakayım güzelce. Sonra yanımıza gel, hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Düzenini bozdun, kusura bakma. Başında belaya soktum. Yok Metin, la laf mı oğlum bu? Üzme sen şimdi kendini. Yani sen benim canım, kanımsın. Koruyacağım ben seni. Korursun değil mi abla? Ya koruyacağım. Koçum benim, takip et beni. Hadi. Saçın başım iyi değil mi? Sıkıntı yok. Maşallah, maşallah. Boncuk gibi olduk hepimiz. Allah bağışlasın hepimizi inşallah. Amin. Ayakkabının altında adımı yazmayı unutmadın değil mi? Herhalde. Hem de kocaman kocaman. Ya gördün mü? Aha da geldiler. Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Nasıl olmuşum? Olmuşsun yavrum, olmuşsun. Hadi geç kalıyoruz. Öküz işte, öküz. Buyurun. İyi banal. Ben senin arabayla mı gelsem? Binmeyeyim onun kullandığı arabaya. Tabii tabii, gel. Şuradan şöyle, hop! Düştüm. Evet. Al bakalım, bu senin. Bu senin. Bu da senin. Bunlar da benim. Hadi bakalım. Aa, bitirim. Aa, göz hakkı denilen bir şey var canım. Ya, hadi bas gazı, hadi. Abla bak, bizi yanlış yere yollaya karı. Birine mi baktınız bacılar? Kimdi o arabayı kullanan? Berriye Niyaki. Dün bizim bir memleketliği sorduk ona. Ta babasının nikahına yolladı bizi. Ha, siz şu Zerrin'i arayanlarsınız. Sen nereden biliyorsun? Hissi kablel vuku. Nefesim çok kuvvetlidir. Boş ver şimdi nefesi. Zerrin nerede oturuyor biliyor musun? Abi bizimki harekete geçti. Yürü be üfürükçü. Biz bir şey yapamıyoruz, bari sen yap. Hele he. Ya şey diyeceğim. Bir tane kelime söylesene bana. Ketilik. Ne kadar yaratıcısın ya. Çapsız. Akıl ziyanı. Yanaksız. Ha, kötülük varmış ya. Abla. Ne? Ya ben telefonu evde unuttum. Ya Metin ya, telefonunu nasıl unuttun ya evde? Ya kaç gündür kapalıydı, kullanmaya unutmuşum. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya, dön şunda. Ne koyduysan içine. Ağır zaten. Yani bir şeyde tam yapın siz erkekler, kıyamet kopacak ha. Kaçıncı kat? O giriş kattır. Tövbe tövbe ya, tövbe tövbe ya. Allah bana öyle bir sabır veriyor ki dayanayım sana ha. Telefonumu nasıl unutayım ya Metin? Bu kadar belanın içinde. Yürü. Allah! Abla bizimkiler burada, ne yapacağız? Sus! Kaç gördüler, kaç! Kaç Metin! Abla bak Metin orada. Metin! Dur, kaçma! Metin sağ gir! Kaç Metin. Metin sağa gir, sağa gir.
Çabuk Metin kaç. Kaç Metin. Tut onu. Çabuk yürü. Köpek de geleyim. Yürü Metin. Metin dur. Plan yapmamız lazım. Ya bizimkilerin düğünü var. Düğüne gidelim. Orada kalabalık karışırız. Bulamazlar. Yürü. Kaç. Onlar düğüne gittiler ha. Hadi yürüyün beraber gidelim onları orada yakalarız. Hadi. Kokun hadi bir dakika. Hayır onu çok girebilir misin? Hayır hayır. Hayır kusura bakma ya. Hiç kusura bakma. Ya. Kuzen. Kuzen sanki cennette bize vaat edilen hani şu Nuri efendiler var ya. Bak buradalar galiba hepsi. Kuzen kankası. Bana bak. Hı. Bana bak. Gözledin de misin? Ellerini ver bana. Verdim. Bak gözünü seveyim. Adam gibi dur. Beni burada rezil etme. Hayatım söz veremem. Anladın mı? Ay tabii ki. Hayır. Tabii ki asil olmalıyız. Asil olmalıyız. Sakin ol. Bizim sakin ol. Asil olmalıyız. Tamam hayatım tamam. Tamam. Tanıştırayım. Kankam Berrin. Kuzenim Dostican. Merhaba, merhaba Berrin Hanım. Ne kadar böyle şeysiniz. Ne kadar... Ne kadar... O kadar. Tanıştırayım. Bu da Tolga. Oh, yol verin bana. Yani, yani konuş. Merhabalar. Siz şekerlerin şekerisiniz. Hello şeker. Şeker? All right o zaman. Hadi düğüne gidelim. Ay gitmeseydik düğüne. Kuzencim ne demek? Baksana şekerim. Şekerim. Düğün için geldik. Şeker sağ ol. Şeker sağ ol. Ya sen de bakma öyle yürü ya. Hadi. Abi kafam karıştı. Biz bunları ne tarafa değiştirmiştik? Ya ona biz karışamıyoruz ki. Onlar kafalarına göre takılıyorlar çünkü. Ah geldiler. Baba baba Kenan abinin belindeki kırmızı tişört ne? O şey oğlum. Aa, bak Ardacığım. İnsanlar evlendikten sonra bir şey yaparlar. Bazı insanlar bunu evlenmeden de yaparlar. Bu dünya görüşüyle ilgili bir konu. Ama konuya demokrasi ve insan hakları açısından bakarsak... Abla, o daha çocuk. Ama o daha çocuk. O daha çocuk. Tolga'sı be. Kocamdan vuruldum. Ya kalk falan ya. Kalk, kalk ya. Yok mu vurulan? Hadi dua et vurulan yok. Abi kargaşalıkta bizimki gitmiş. La oğlum bizimki bizimki. Sen aşık mı oldun la buna? Bize ne la giderse gitsin. Bizim şu an yapmamız gereken şey kendi kendimizi düşünmek. Acaba bize ne olacak? Bizim başımıza ne gelecek acaba? Ya kardeşler beni bir dinleyin lütfen. Hey! Herkes sussun lan! Lan! Ben varken kimse konuşmasın burada. Bakalım derdi neymiş bu düdüğün? Düdük. Sen de sus lan! Biz Metin'i hayırlı bir iş için arıyorduk. Emine teyze öldü. Seni sevdiğin Zehra ile evlendireceğiz. Onun için buradayız. Allah'ım Metin yaşadın oğlum! Ya.
Yani ben sevdiğim kızla evleneceğim değil mi? Ya. Vay ki Allah'ım. Yaşa Mekin. Kavuşuyor. Ceza melaha geliyor. Ceza melahanın sesi bu. Aa, kimler de gelmiş, kimler de gelmiş ya. Bizim de gözümüz ne kadar da yollarda, hep de seni özlemiştik ha. Hoş geldin Sayın Kart Tanesi. Selam aleyküm. Yalak yalak yakma. Anam her şeyi biliyor, her şeyden de haberi var ya. Bir dakika, her şeyi açıklayabilirim. Aha da bu. Evet, bütün suçlu bu. Gitti dedi ki, eğlenmek için dedi bunları yer değiştirelim. Tabii tabii iğrenç bir eğlence anlayışı olduğu için. Kes uzatma. Aç aç aç. Saygılar. Ya kart tanesi çok edilsin. Bir maruzatımız var adaydı. Şifre neymiş? Ama bir de hele ya. 8 tane 1. Her salak şeytanın aklına girer. Git. Çok güzel oldu. Burak, Seyfi abi nerede? Kızı Hakkari'de asker otobüsünde miymiş, neymiş? Onu karşılamaya gitti. Peki benim kocam nerede? Ay. Tipiste gidelim. Hayırlısı olsun. Usta, usta neredesin? Melek gözlüklerimi aldı, seni göremiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ben senin peşindeyim. Hele seni bir ele geçireyim. Hele sen bir ele geç. Ne yapacağımı o zaman şekil olarak zaten sana göstereceğim. Necefer.